Öncelikle gündüz uykuları, evet, okul öncesi döneme kadar devam ediyor. Ve kimi çocuk için biraz daha uzun sürebiliyor gündüz uykuları. Yine uyku ihtiyacı, toplam uyku ihtiyacı kişi, yani çocuklar arası değiştiği için aslında bu böyle oluyor. Çoğunlukla 4 yaşa kadar, hani 4 yaştan sonra nadiren aslında gündüz uykusu hayata geçmiş oluyor. Bir yapılan en büyük hatalardan biri belki bebeklikte özellikle gece daha uzun uyusun diye gündüz uykularını kesmek, gündüz uykularını zamanını kısıtlamak gibi bir takım düzenlemelere gidebiliyor anne babalar. Burada aslında zamanı süre olarak değil de yani gece uykusuna ne kadar yakın olduğuna bağlı olacak şekilde düzenlemek daha uygun olur. Çünkü hani uyku uykunun mayasıdır diye bir laf var. Gündüz iyi uyuyan bir çocuk gece de daha rahat uyur. Ama mesela normalde bir bebeğin gece yatış saati 8 ila 9 olabilir. İşte bazı bebekler daha bile erken yatar 7'de. 4,5-5 gibi aslında gündüz uykusunun bitmiş olması beklenir. Yani en son uyku 4,5-5'te, bilemediniz 5,5'ta bitecek şekilde ayarlanmalı. 4,5-5'te gündüz uykusu olmaz. O saatte yatırılan bir bebek o zaman gece daha fazla uyanma ihtimali var. Yani dolayısıyla gündüz uykularının süresi değil ama zamansal olarak böyle kaydırılması gibi bir düzenleme uygun olur. Yani bir uykuyu iptal etmek onu gece uykusuna aktarmaz kendine otomatikman. Bu en büyük yapılan hatalardan bir tanesi aslında uykuyu düzenlerken.